Hazreti Mevlana'nın o öğütlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sadullah Ergin, toprağında Mevlana, Yunus Emre, Hazreti Ali ve Hacı Bayram Veli olan bu milletin arasına birilerinin nifak tohumları serpme çalışmalarının beyhude olacağını söyledi. Milletin arasına birilerinin nifak sokma çalışmaları beyhudedir, netice alamayacaktır inşallah. İstanbul'da aralarında 3 bakanın oğlunun da bulunduğu operasyonun hemen ardından Ankara'ya dönen Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Sadullah Ergin akşam saatlerinde kente geldi. AK Parti Hatay Gençlik Kolları tarafından Meclis Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlana'nın 740. Ustad Yıl Dönümü etkinliğinde konuşan Ergin, sadece yaşadığı coğrafyayı değil, Türkiye'nin Anadolu'nun dört bir köşesine ve oradan da dünyanın her bir köşesine öğütlerini, öğretisini ulaştıran Hazreti Mevlana'nın ışığına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var diye konuştu. Mevlana'nın, Yunus'un, Hacı Bayram Veli'nin elleri olmak ve kendimizi daha iyi tanıyabilmek hedefimiz olmalı. Hükümet olarak her zaman hizmet siyaseti yaptıklarını da anlatan Adalet Bakanı ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sadullah Ergin, Hatay'da da hizmet siyasetinin hakimiyetini tesis edeceklerinin altını çizerken, Hatay'da yerel seçimleri kazanıp hem genel başkanımıza tekmin vereceğiz hem de 1,5 milyon nüfuslu Hatay'ı Türkiye'deki en güçlü 5 vilayet arasına katacağız dedi. Biz bugüne kadar laf siyaseti yapmadık. Yalan siyaseti yapmadık, iftira etmedik, hizmetle meşguldük. Sayın Başbakanım, Sayın Genel Başkanım, Hatay 15 ilçesi ve Büyükşehir Belediyesi ile emir ve görüşlerinize hazırdır teklifini vereceğiz. AK Parti Hatay Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Mevlana'nın 740. Ustad Yıl Dönümü etkinliği, Hatay İmam Hatip Lisesi Mesnevi Grubu tarafından hazırlanan Sema Gösterisi ile sona erdi.